New York'un ünlü modern sanat müzesi MoMA'da Björk rüzgarı esiyor. İzlandalı şarkıcı 20 yıllık kariyerine başladığı ilk albümüyle 1993 yılında sahnelere adım attı ve görsel teknolojiyi şarkılarından hiç ayırmadı. Piyasaya sürdüğü 8 albümünde de feminizmden dem vurdu ve en iyi tasarımcı, yapımcı, fotoğrafçılarla çalıştı. Onun görsel bir sanatçı olarak tanımlanmamasını istedim. O bir bestekar. Klasik müzik, pop ile funk arasında bir köprü kuruyor. Onu olmadığı gibi yansıtmak istemedik. Bu sergideki her görselin sahibi farklı. Her bir fotoğraf bir fotoğrafçının, her bir film yönetmenin ve tasarım mimarın elinden çıktı. Yani burada Björk bir heykeltıraş ya da ressam değil. Onun içinde bulunduğu her tasarımın başka bir sahibi var. MoMA'da süregelen retrospektif sergi Björk'ün 2011 yılındaki hibrit albümünü de kapsıyor. Bu sergide ses sistemiyle özel bir alan yarattık. Burada kulaklarınızla duyacağınız her bir ses sizi ayrı bir gerçekliğe götürecek. Onun kariyerinin 8 bölümü var. Şarkı sözlerinin içinde dolaşırken onun birbirinden farklı karakteristik özelliklerine dokunacaksınız. Retrospektif serginin kalbini ise Black Lake isimli klip oluşturuyor. İzlanda'nın mağaralarında ve volkanik alanlarında geçtiğimiz yaz çekilen film, Björk'ü yakından tanımanızı sağlayacak. Björk sergisi New York MoMA'da 7 Haziran 2015'e kadar ziyarete açık olacak.